videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle emzirme konuşacağız. Aslında emzirmeyi nasıl sonlandırdığımı konuşacağız. Kanalıma ilk defa gelenler için ben uzun bir zamandır, neredeyse 1,5 yıldır bu tarz anne ve bebek içerikleri çekiyorum. Hamilelikle başladı aslında serüvenim. O yüzden ilk videolarıma gelebilirsiniz eğer şu anda hamileyseniz ya da daha başlardaysanız, daha bebeğiniz küçükse bir önceki videolarda da yine farklı konular bulabilirsiniz. Şimdi Helin bana izin verdiği müddetçe biraz bu videoyu çekmeye çalışacağım. Sonrasında da belki bir uyutma arası olur ve tekrar geri gelirim vesaire. Neyse şimdi hemen toparlayalım. Beni bilmeyenler için açıklama yaptıktan sonra şimdi tekrardan bilenler için de bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir tatil dönüşünden geldim. Tatilden geldik. Tatilde bir vlog çekmeye çalıştım. Mümkün olduğunca elimden geldiğince ne çıkacak ortaya hiçbir fikrim yok. Bazen çekebildim, bazen çekemedim falan ama hani siz istediniz ben çektim. Fakat onu çekerken de 2 hafta boyunca başka hiçbir şey çekemedim. Ve yine maalesef YouTube'a çok uzun bir ara girdi. Artık bundan sonra kendime burada söz veriyorum. Haftada minimum bir video. Bu videonun günlerini belirleyeceğim. Kendime bir liste tutmaya çalışıyorum. Bu videonun günlerini belirleyeceğim ve sizlere de Instagram'dan söyleyeceğim. Diyeceğim ki her gün bugün bu video koyacağım. Söz. Söz yani söz. Bundan sonra kafaya koydum. Ben kafama koyduğum her şeyi yaparım. Bu zamana kadar bu kadar hırslı değildim. Artık hırslıyım arkadaşlar. Yeter. Şimdi bugün çok enerjim. Acayip enerjim. Nereden geldi bu enerji? Hiçbir fikrim yok. Hemen hızlıca konuya başlıyoruz. Şimdi aslında konu da böyle çok enerjik olunabilecek bir konu değil. Biraz benim canımı yakan bir mevzudan bahsedeceğim aslında sizlere. Şimdi hemen giriş yapıyorum. 2 dakikası geçti zaten videonun. Emzirmeyi sonlandırma, emzirmeyi şefkatle sonlandırma vesaire. Yani bu tarz şeyler, içerikler çok fazla görüyorsunuzdur. Hem Instagram'da hem de YouTube'da. Şimdi ben size tam olarak onu yapın, bunu yapın falan gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Ama kendim ne yaşadım? Biraz onu anlatacağım. Umarım Helin'in sesi çok rahatsız etmiyordur size. Böyle devamlı konuşuyor çünkü. Ben ne yaptım ondan bahsedeceğim. Şimdi benim emzirme serüvenim nasıl bitti, nasıl başladı? Biraz da onu anlatayım. Ben daha hamileyken dahi, bunu hiçbir zaman söylemedim. Biraz böyle nazar vesaire o tarz şeylerden bazen çekinebiliyorum bu tarz durumlarda. Daha hamileyken bile göğüslerimden süt damlalarının geldiğini özellikle duştayken, sıcak duşta, duş alırken gördüm. Ve bu tabii ki beni çok mutlu etti ve tüm hamilelik boyunca da ben zaten sütümün geleceğine, her annenin sütünün geleceğine, tamamen psikolojik bir şey olduğuna bunun inanan bir insandım. Ve gerçekten de sütüm geldi. Hatta hastanenin ilk böyle 2-3 günü falan, yani sezaryen olduğum için ben 2 gün hastanede kaldım. 2 gün boyunca biraz sıkıntı yaşadık hani şeyle. Saniye. Üst geldi gelmedi vesaire derken birazcık sıkıntı yaşadık. Hatta böyle Helin hafif sarılık olmak üzereyken böyle biraz çevrildi falan. Ama o zaman ben hiçbir zaman mamaya karşı değildim. O zaman da dedim ki hemşirelere hani sarılık olmasın yeter ki aç kalmasın. İşte az da olsa şey takviyesi yapabilirsiniz. Yani mama takviyesi yapabilirsiniz. 20 cc kadar falan onlar zaten hastanede biraz geceleri mama takviyesi yaptılar. Hem ben de rahat uyuyayım diye. Eve geldik. Zaten doktor bana demişti ki yani sütün gelecek. Hatta bir anda da gelebilir. Eve geldik. Hastaneden bir anda sütler geldi. O gün de böyle eve gelen giden var falan. Zaten evde bir yoğunuz. Ben çocukla çok ilgilenemiyorum. Kendimle ilgilenemiyorum. Ağrım sancım var vesaire. Bir anda mastit oldum. İnanılmaz yani böyle göğüslerim şu an Helin'in şu anki kafası kadar böyle kocaman kocaman ve taş taşıyormuşum gibi bir ağrı sancı. Hani ateş yapmadı. Ama buralarım böyle alev alev yani her yerim ateşti. Hani herhangi bir vücut ateşi yapmadı ama o tarz durumlar yaşadım. Şimdi ve çok da güzel emzirdim. 2-3 ay boyunca çok da güzel emzirdim. 3. ayda Helin'in etrafı keşfetmeye başlamasıyla, işte böyle algısının dağılmasıyla, farklı şeylere bakmasıyla, zaten hani her çocuk tabii ki meraklıdır. Her çocuk bir şeyleri keşfetmek ister ama Helin ekstra meraklı bir çocuk gerçekten. Hani bunu çok güzel bir şey olarak söylemiyorum. Bunun çok dezavantajı da oluyor yani benim için. Maalesef mesela ben bu emzirme konusunda bunun dezavantajını çok yaşadım. Çünkü Helin o kadar hani her bebek böyle etrafına bakıyor, çekiyor kendini vesaire. Yani Helin'in bunu yapıyor olması belki de benim azalan sütümü daha da çok tetikledi. Ve benim sütüm gitgide böyle o çok emmediği için biraz azalmaya başladım. Azaldıkça ben strese girmeye başladım. Sütümü arttırma yolları araştırmaya başladım.
sütümü arttırmak için yani yaptım çok fazla işte çaylar yaptım kendime. İşte malt içecekler tükettim. Ondan sonra böyle yiyecek içecek çok fark ettirmiyor diyorlar ama yine de yaptım. Vitaminler falan kullandım ki işe yaradı bence, o vitaminlerin de çok etkisi oldu. Sağımlar yaptım. İşte böyle aralıklı sağım türleri var, onlardan yaptım falan. Ya bunların hepsini denedim ve sütümün de arttığına inanıyorum. Ama yine de o süreçte ben işte sütümü arttırma yönelik bazı hareketler yaptıkça, kendimi buna şartladıkça psikolojik olarak çok yorulduğum ve bunaldığım bir dönemin içerisinde buldum kendimi. Ve bu da tabii ki beni psikolojik olarak bir süre sonra çok fazla yormaya başladı. Tam da bu arada Helen'in alerjisi çıktı. İşte bir şeye alerjisi var, anlayamıyoruz ne olduğunu. İlk başta süt ürünleri falan dedik. Çok yumurta aklıma gelmedi ama esas aslında sonra anladık ki yumurtaya alerjisi varmış. Tabii ben bu süreçte her şeyi kestim. Yani domatesi kestim, işte süt ürünlerini kestim. Domates de çünkü alerjik bir şey ya. Yumurtayı kestim falan, her şeyi kestim. Böyle zaten bir şey yiyemiyorum o dönemde. Hani hem de sütüm böyle azalıyor gibi oluyor falan. Bunların hepsi benim psikolojimi çok olumsuz yönde etkiledi. Zaten yorgunum, uykusuzluk var falan. İşte dinlenemiyorum, dinlenemediğim için sütüm azalıyor, ağlıyorum falan. Yani böyle bir kaos bir dönemin içerisine girdik. Sonra artık ben böyle bir sürü çözüm arıyorum. İşte dedim ki en azından psikolojimi rahatlatabilmek için Helin biraz mamaya başlatayım. Mama takviyesi verelim. Gündüzleri emzireyim. Hani geceleri mamayla destekleyelim. Çünkü geceleri ağlama krizine giriyordu. Meğer çocuk aslında biraz aç olduğu için ağlıyormuş. Bunu tabii ki sonrasında ben anlamaya başladım ama aç olmasının sebebi de bir yandan yine kendisi. Yani emebilse, tam verimli emebilse hani aç da olmayacak. Böyle şakır şakır da süt tabii ki gelmiyordu yani. Hani o kadar değildi yani benim sütüm. Helin'e yetebilecek bir sütüm vardı sadece. Bu video böyle olacak. Umarım rahatsız etmez. Yani umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Neyse, çünkü onu oyalayamıyorum. Başka türlü de video çekemiyorum. Bu şekilde çekmek zorundayım. Affedin. Evet, devam edelim. Sonrasında ben dedim ki yani bu böyle olmayacak işte. Mamaya başladık falan. Tabii alerji mamasına başlamak zorunda kaldık. Biz Helen'e alerji mamasına alıştırdık falan. Böyle doyuyor, güzel işte emiyor. Bazen onu da emiyor, emmiyor biberondan. Çekiyor, çekmiyor vesaire. O tarz farklı şeyler de yaşadık yani aslında. Sonra, al bakalım sen biraz kaşık gelir. Ondan sonra ben o süreçte böyle biraz daha rahatlayınca sanki hani hafif sütünün de arttığını falan gözlemledim ama tam o süreçte işte dedim ya yumurtayı falan tam anlamamıştık. Yumurtanın netleşti yani bizim için neredeyse yumurta. Ben de o dönemde böyle mamayla da takviye verince sağım olaylarına da günün içerisinde gerçekten tek başıma baktığım için Helen'e bir vaktim olmuyordu. Yani benim devamlı böyle göğüs pompasıyla gezmem gerekiyordu. Bu arada bu tarz durum yaşayan ya da yaşayabileceğini düşünen anneler sağım makinesi almak istiyorlarsa Amazon üzerinde satıldığını gördüm ben. Direkt böyle göğsünüze yerleştirdiğiniz ve sütyeninizin içerisine de yerleştirdiğiniz, onunla evi gezebildiğiniz şarjlı süt sağma makineleri var. Onlardan alın. Ya hayat kolaylaştıran bir şey. Böyle prizin yanında takılı bir şekilde böyle göğsünüzden çıkmış iki tane şeyle gezmiyorsunuz. Bu çok büyük bir rahatlık. Aklınızda olsun. Bulursam yani linkini ben aşağıya ekleyeceğim sizlere. Ki bulurum yani de ekler miyim ekleyemez miyim onu şu an düşünüyorum. Neyse. Böyle yani süt sağma ile alakalı bazı sorunlar yaşayınca ben artık bir süre sonra hani onu da mecburiyetten yani evdeki şeylere yetişmek zorunda kaldığım için bir tık boşladım yani. Sonra da dedim ki artık zaten bu çocuk da mamayla doyuyordu. 6 aya falan gelmiştik o süreçte biz. Yani dedim tamam hani Berfi bir karar ver ya, kendini strese sokup evdeki her şeyi bırakıp bütün gününü süt sağmaya adayıp yani hem Helen'i emzireceksin hem süt sağacaksın falan böyle 1 yaşına kadar, artık 2 yaş ben çok uzun geliyor bana 2 yaş. Yani ben her zaman 1 yaşına kadar gibi düşünmüştüm emzirme sürecimi. Bunu yapacaksın ya da dedim yani bir karar vereceksin ve keseceksin. Karar verdim. Yani dedim ki tamam 6 ay emdi artık bu çocuk. Bundan sonrasında yaptığım her şey bana kendime biraz zarar. Aynı zamanda tabii ki yumurta diyetine ve işte süt ürünleri diyetine falan da devam etmem gerekiyordu. Kullanmamam gerekiyordu. Hani buna alışmıştım artık ama yani bir yandan bunlar da beni üzen ve strese sokan şeylerdi.
En son dedim ki tamam, kademeli olarak azaltalım. Helin'in mama takviyelerini biraz daha arttırdık. Emzirme zamanlarını böyle hafif hafif işte aralarda böyle uyku öncesi, ondan sonra akşam işte uyutmadan önce gibi böyle daha dakikalarını kısaltmaya başladım. Gün 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 gün, yani bunu neredeyse ben bir aya yaydım. Size de bu videoyu çekme sebebim aslında bu. Şimdi alerji vesaire, bunlar hepsi sizi çok ilgilendirmeyebilir, dikkatinizi çeken şeyler olmayabilir ama çat diye kesmeye lütfen karar vermeyin. Bu çocuklarda çok büyük bir travma ve hani sonrasında da bazı farklı sorunlara yol açabilen, size de travmatik olabilen bir şey. Çünkü ben bu süreçte en çok aslında kendimi, yani Helin bir şey hissetmedi. Ben kendimi yani psikolojik olarak rahatlatmakta çok zorlandım. Gerçekten. Bakın daha yeni çekebiliyorum videoyu. Helin 9,5 aylık ve ben 6 ayda bıraktım. 3,5 aydır, 3,5 4 aydır neredeyse ben bu sürecin içerisindeyim ve psikolojik olarak kendimi sağlam tutmaya çalışıyorum. Çünkü çok üzüldüm ona bunu yapamadığım için ya da işte bu sürecin böyle ilerlemesi vesaire, böyle her şeyin böyle üst üste geliyor olması, sorumluluklarımın fazla geldiği bana, işte evin sorumlulukları vesaire fazla gelişi, yanımda destekçi birilerinin az oluyor oluşuyor falan, bunların hepsi bana çok fazla geldi o dönemde ve böyle başkalarını da suçlamaya başladım falan. Yani psikolojik olarak çok çöküş dönemindeydim, anca paylaşabiliyorum sizlerle. Diyeceğim o ki bu bitirme sürecini biraz daha zamana yaymanız hem sizin için hem de bebeğiniz için çok daha yararlı oluyor. Ben bunu çok net bir şekilde gözlemledim ve Helen'in sütü kestiğimizi, memeyi kestiğimizi hiç anlamadı bile. Yani çünkü bazen emzikle destekledim, bazen biberonla destekledim, bazen memeyle destekledim. Sonra ufak ufak o memenin zamanlarını azalttım. Sabah uyandıktan sonra emziriyordum. Hani normaldeki emzirme rutininiz nasılsa öyle düşünün aslında. Sonrasında ben gün içi emzirmelerini böyle işte 3-4 kere emziriyorsam artık böyle 2'ye düşürmeye başlamıştım. Sabah emzirmelerini, dakikalarını böyle biraz daha kısaltmaya başlamıştım falan. Sonra da artık sayılarını iyice azalta azalta. Zaten sütüm de o süreçte hani biraz azalıyordu. Ha bu arada eğer sağmaya, yani full sağmaya devam etseydim hala gelirdi. Çünkü ben 2 hafta öncesine kadar hala böyle göğsümü sıktığımda sütün geldiğini görüyordum. Belki hala gelir, bilmiyorum. Ben denemedim. Psikolojimi bozmak istemiyorum devamlı bunu görüp. Çünkü kendimi suçluyorum bu sefer. Aa, geliyor bak sen yapmadın falan diye. Bu daha çok zorluyor beni gerçekten. Falan, yani bizim sürecimiz böyle oldu. Şimdi gelelim sizin motivasyon sürecine. Bana Instagram'dan bu konu hakkında çok fazla yazanlar oldu görüp de işte mamaları gören, işte galiba sütü kestin, nasıl kestin falan. Şimdi kendinizi suçlamanızı çok iyi anlıyorum çünkü dediğim gibi ben de bunu yaptım. 3,5 aydır kendimi suçluyorum. Yani 3 aydır minimum kendimi suçluyorum ve daha yeni atlattım. Ama yani sizin elinizde de olmuyor bazen bazı şeyler. Yani Helin'in bir alerjik süreci çıkmasaydı, Helin belki de bu kadar meraklı bir çocuk olmasaydı, belki de mememde daha çok zaman geçirmek onun için daha iyi olan bir bebek olsaydı falan filan, yani olsaydı, varsaydı, yapsaydı. Yani bunların hepsi bir araya gelseydi belki daha uzun süre olacaktı ama demek ki Helin'in alacağı bu kadarmış. Yani ve ben dediğim gibi böyle hamileliğimde de çok böyle 2 senelere falan çok uzatmak istemedim. Çünkü o çocuklarda da farklı sorunlar olabildiğini okumuştum hep. Yani çok fazla anneyle arasındaki o bağ yapışkanlık haline geliyor ve sonra çok zorlanıyorlar. Hatta şu an 9 aylık işte Helin, 9,5 aylık. Yaşıtları, yani aydaşları genelde annelerden duyduğum kadarıyla çok fazla memeye yapıştı, çok fazla bana yapıştı diyor. Yani Helin'de tabii ki öyle bir şey yaşamıyor şu an, ben vermiyorum. Ama hani bu ayrılık kaygısı, daha dün bahsettim ben Instagram'da ayrılık kaygısı dönemiyle alakalı. Ayrılık kaygısı döneminde hani bir de Helin'in ekstradan mememe yapıştığını yani şu an düşünemiyorum. Çok daha zor bir süreçtir eminim ki. O yüzden her şeyde bir hayır vardır. Lütfen kendinizi
bu konuda çok sıkıştırmayın, zorlamayın psikolojik olarak, yapmayın kendinize bunu. Desem de çok boş biliyorum yani, yapacaksınızdır. Annelik böyle bir şey maalesef. O çocuğu beslemek, besleyememek, her şey bir sorumluluk, sorumluluğunuzun altında ve bu bir süre sonra gerçekten zorluyor yani insanı, psikolojik anlamda zorluyor. Helin bir yandan kafamı dağıtıyordu, o yüzden böyle kelimelerim, cümlelerim şey oluyor olabilir ama bu videoda edit yapamayacağım, direkt koyacağım. Çünkü size bir an önce yetişsin istiyorum. Gibi yani süreciniz her neyse bilmiyorum, aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz, dertleşebiliriz, konuşabiliriz, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz, oradan da konuşabiliriz. Yani sorununuz her neyse eğer bir şekilde sonlandırmanız gerekiyorsa bunu aniden değil de zamana yayarak, kendi psikolojinizi de biraz daha rahatlatarak. Hani ben mesela Helin'i son emzirişimde bu son dedim. Hatta birkaç defa bu son dedim. Yani bugün son, bak bugün son kez emiyorsun. Bugün son kez emziriyorum seni. Bu hissi bir daha yaşayamayacağım. Ki ben emzirmeyi çok sevmiştim gerçekten. Emzirmeyi sevmeyen arkadaşlarım var etrafımda. Yani duyuyorum bazı annelerden. Ya da mesela bebekleri... aşkım ne oldu bir tanem? Ama hani ben gerçekten çok çok severek emzirdim. O bağ benim çok hoşuma gidiyordu. Hatta bir bebeğe ait en özel ay hangisi? Hani tekrardan geri dönmek istediğindeseniz 0-3 ay derim. Çünkü o çok herhalde loğusalığın da vermiş olduğu bir şeyle çok farklı bir bağ oluyor arada. Anne ile çocuk arasında. Evet, ben artık elini oyalayamıyorum gördüğünüz gibi. Birazcık şey yapmaya başladım. Birazcık suyu kaynamaya başladı. Ondan uyutmaya gideceğim. Video sizin için yararlı oldu mu? İnşallah yararlı olmuştur. Eğer yararlı olmadıysa, daha fazlasını istiyorsanız, keşke onun ağzına bir emzik verseydim. Daha fazla detaylı istiyorsanız, farklı sorularınız varsa nasıl yaptığıma dair. Mecburen emziğini alıp geldim. Çünkü durmayacaktık. Videoyu kapatamayacaktım. Birazdan uyutacağım. Hemen gidiyorum. Lütfen varsa hani sizi tatmin etmeyen şeyler bu video içerisinde aşağıya yorum olarak bırakın. Ben onları sorulara göre tekrardan derleyip size yeni bir video çekip tekrardan part 2 olarak bir daha yayınlarım. Ama bu konu ne zamandır aklımda ve yayınlamak istiyordum. Ve artık sizin huzurunuza çıksın bu video bu şekilde. Hatalarıyla, sevaplarıyla bu videoyu kabul edin. Şimdiden gelecek olan yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için de teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kısa bir süreçte değil, aslında biraz uzunca bir süreçte güzel bir abone sayısına ulaştık ve güzel bir aile olduk burada. Aynı zamanda Instagram'da da. O yüzden beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Oradan daha fazla şey paylaşıyorum. Artık YouTube'dan da paylaşacağım. Sonraki videolarımda takipte kalın. Hepinize sevgiler ve öpücükler.